Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hani kiminin duası, kiminin duası. Kiminin duası, kiminin duası. Üstad Kudsesurru Hazretleri yaklaşık bugünden önce, 40 sene önce bu mahallede oturuyor. Şurada. Hemen kaç? Üçüncü, beşinci sokaktan şurada sağa dönünce, beşinci ev miydi, altıncı ev miydi? Orada oturuyor. 10 yaşımdayken bir kadın arkamdan çağırıyor. Sait, Sait, Sait. Allah Allah. Kadın, benim ne işim olur kadını? Buraya yeni taşınmıştık. O dönemde bir bisiklet almıştı üstad bana. Emsileyi çalışmadan ezbere verdiğim için bir bisiklet verdi. Hediye etti. Hatta o gün, geçen hafta Hul'daydık. Hul'daki arkadaşlardan bir tanesi, eski arkadaşlardan bir tanesi o gün Isparta'ya gelmişti. Üstad onunla bir şeyler konuşmuş, bir şeyler söyledi. Bir kısmını anladım, bir kısmını da içime gelmediği için söylemiyorum şimdi. İşte dedi, orada dedi, seni çağırdı dedi. Bak nasıl bir oğlum var der gibi yani. Gel buraya. Emsileyi şimdi ezbere okursan sana bir bisiklet alacağım. Yoksa karışmam demiş. Hemen okuyayım efendim demişim. Ulan ne zaman çalıştın da ne zaman okuyacaksın? Hemen okuyayım. Okumuş, şey okumuşum. Okumuş. Said Fukara. Ondan sonra çıkarmış cebinden. Mümin kardeş demiş, sen de beraber git. Ben gidemeyeceğim. Sohbeti bölmemiş. Sen de git. Beraber beğenin. Mümin amca. Ben hatırlamıyorum mümin amcayı. Mümin amcayla beraber, abiyle beraber. Bir de Isparta'dan evde kalan talebelerden biri vardı, Ali diye. Onunla beraber üçümüz gittik. Bisikleti aldık geldik. İşte o bisikletle öyle mahalle ortasında gezerken 11 yaşlarındayım ya, 10-11. Sait Sait Sait, bir kadın çağırıyor beni. Kadınlarla işim olmaz ama döndüm. Buyur teyze, yenge teyze. Sen hatırlamadın mı beni dedi. Nereden hatırlayayım ben? 3 yaşımdayken gelmişiz bu mahalleye. Nereden hatırlayacağım ilk gelişimiz yani? Ondan sonra neyse ben sizin eski ev sahibinizim falan filan dedi. Öyle bir tanıştık kadınla. Sonra bir daha görmedim. Yani yolum düşmedi bir daha. Buralarda bir yerde o beni tanıyor. İşte o tarihlerde Üstad rahmetullahi aleyh burada bir kaldığımız evin iki sokak ötesinde de tuğla fabrikası var. Şuradaki yolun bu tarafı tuğla fabrikasıydı. Oraya gece bekçisi gibi girmiş babam. Üstad rahmetullahi gece bekçisi gibi geceleri işçilerin başında bekliyor. İşte onlara nasihat falan ediyor. İşte işçilerin de her türlüsü vardı. Yani piyasanın en kötü işçileri, ahlaki olarak, yaşantı olarak en kötü işçileri, en böyle işi bilmeyen, hiçbir işten anlamayan, fırın yakacak, ağır taşıyacak, tuğla taşıyacak, işte sıcakla uğraşacak falan, öyle insanlar da vardı yani o şeyde. Ben iyi hatırlıyorum, çocukken gider gelirdim ben o fabrikaya. Ev sahibi bir gün hocam demiş, hoca ya da Zeybek miydi neydi adı, şey lakabı ev sahibinin, kamyoncu, taş taşıyor, taş ocağı var şurada, oradan şehre taş getirip götürüyor. Ha? Hacı Zeybek ya. Hacı Zeybek miydi? Neydi? Tam hatırlamıyorum ben. Şeyin lakabını tam hatırlamıyorum. Hatırlıyorum da. Arsayı satan Hacı Zeybek de, onun da ona benzer bir ismi vardı. Şu anda hatırlamıyorum ismini. O zat, o adam öldüyse Allah Teala rahmet eylesin. O adam kamyonu var. Hoca demiş, bakar mısın? Ha? Buyur. Ya demiş, kaç haftadır bütün Isparta hocalarına söylediler, dua ettiriyorlar. Yağmur duası. Bu hafta da yağmur duasına gideceğiz. Mahalleliği komple ben şeyi alıyorum. Kamyonla götüreceğim. Sen de gel. Benim ne işim olur demiş. Ne işim olur? Ya hoca demiş, ne kendini niye ağıra satıyorsun demiş. Kiminin duasını? Yani kimin duası nerede makbul olacak? Nereden biliyorsun? Belki senin duan makbul olacak. Bu kadar ümmetin üzerinden bela musibet kalkacak diye sen niye kendini naza çekiyorsun? Böyle söylemiş. Öyle söyleyince
Gayri ihtiyar, mecbur kaldım diyordu Üstad rahmetullahi. Mecbur kaldım. Atladık kamyona. O sağ ışık, Antalya yolundaki sağ ışığa gittik. Koyunlar kesildi. Yemekler pişti. İkramlar yapıldı. Öğlen zamanı, işte öğlen namazı kılındıktan sonra dua edilecek. Lokma boğazımdan geçmiyor. Evdeki çocuklar aç. Lokma boğazımdan geçmiyor. Evdeki çocuklar aç. Bu vaziyette bir de o zaman müftüsü, vaizi, müftü yardımcısı falanı filanı hepsi de orada, ekabirleri orada. Onlar da ya, hoca etme gitme, yeni istifa etmiş ya, ya etme gitme, gel göreve dön, ne var işte, ya bizim dediğimizi yapacaksın ya da aç kalacaksın demişler bir de. Yani öyle deyince temelli yiyemez hale gelmiş, temelli. Bir taraftan lokmalar boğazımda düğümleniyor, bir taraftan gözlerim doluyor ama geldik bir kere, yol da uzun, bırakıp da gidemiyorum. Sırayla birbirlerini hocam buyur 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 derken en son Isparta müftüsü Halit hoca mıydı neydi Isparta müftüsünün adı o zamanki Mehmet Soymen değil miydi? Evet, Soymen hoca mesela ve falanca filanca, hadi buyurun hocam buyurun hocam, en son demişler ki hocam buyur, biz sıramızı savdık geçen hafta, ondan önceki hafta hepimiz sırayla yaptık, bugün sıra sende. Herkes açmış ellerini, açmış ellerini, dua edecekler, amin diyecekler. Üstad demiş, ben ne bilirim dua etmeyi. Ben dua etmeyi bilmem ki. Zaten sizin istediğiniz gibi böyle bağıra çağıra dua etmedim diye istifa ettim gibi yani. Ya da sizin istediğiniz gibi mevlüt okumadım. Yani gerçek hocalık yapmaya kalktı, ondan dolayı istifa etti. Dinden taviz vermeyince istifa ediyor. Öbür türlü ne? O bağırıp çağırsaydı, güzel seslerle nameler yapsaydı, o en güzel hoca olurdu. Size bir hikaye anlatayım diyor. Hikaye anlatayım. Vaktin behrinde Şam'da veya işte Bağdat'ta kıtlık oluyor. Ya da Halep'te. İşte o zamanki ulema, meşayih, müftü, ne varsa hoca moca hepsi birer ikişer gidiyorlar, dua ediyorlar, yok. Eskiden yağmur dualarında örf vardı. Yani ahali eski elbiselerini giyer, köyün veya şehrin güzel bir yerine gider. Orada hep beraber bir şeyler ikram ederler sadaka olarak. Bir boğaz, Allah için bir şey boğazlarlar, fakirleri de çağırırlar ve kendileri de fakir kıyafetinde giderler. Böyle ikram ederler fakirlere, fakirleri doyururlar. O amelle Allah Teala'ya yalvarırlardı. Eskiler böyleydi, eski örfümüz bu. Şimdiki caminin içerisinde, hocam alınmasın ama cuma namazı vaktinde zengin kıyafetiyle herkesin derdi, biz şu işime gideyim. Herkesin derdi o. Yani bir an önce hoca işini bitirsin de biz işimize gidelim. Hiç Allah Teala minneti yok ki adamın. Adet olmuş, onun için camiye girmiş adam böyle. Ne sadaka var, ne şu var, ne bu var. Allah Teala'ya yalvaracak yüzümüz de yok şu anda. Ama eski dönem adetleri hakikaten Allah Teala'nın emrettiği gibi. Acziyetini idrak etmeden Allah Teala'ya yönelmek değil ki. Yani kendin aciz göreceksin ki Allah Teala'ya muhtaç olduğunu bileceksin ki Allah Teala'dan ciddi manada isteyeceksin. Ciddi manada istersen Allah Teala istemekle beraber verir. Ve dua ediyorum gelmiyor. Ediyorum gelmiyor. Nerede? Etmiyorsun ki dua. Dua eden bütün acziyetini ortaya koyar. Muhtaç olduğunu koyar. Hem dua ediyorsun hem de aklından geçiyor. Falancaya giderim, şu işimi görürüm, filanca işin. E o zaman Allah'a ihtiyacın yok senin. Falancaya filancaya gittikten sonra, değil mi? Bu. Önce Allah Teala'ya yönelip ondan sonra Allah'tan bir kapı açılmasını beklemek daha güzel. Neyse. Gitmişler. Şeyhülislam veya Şeyh Efendi falanca zata gitmişler. Oranın kutbul azamı gitmişler. Efendim demişler. Ya hepimiz dua ettik. Sıra sende, buyur. Sen de gel. Üstad anlatıyor. Sen de gel. Biz de kendi yorumumuzla anlatıyoruz yani üstadın hikayelerini, inşallah kötü olmaz ya. Ha? Sen de gel demişler efendiye. O Şeyh Efendi demiş ki asıl demişler
bu memleketin duası şu falanca yerde yaşayan fakir, fakir kimsenin onunla Allah arasındaki bağını bilmediği mıtırıp bir adam var diyor. Mıtırıp, sanatçı, ozan, halk ozanı. O adama gidin diyor. Asıl duası makbul olacak kişi odur diyor. En nazlı kul o. Perde yok arada. Allah Teala'ya dua ettiği zaman Allah Teala onun duasını reddetmiyor. Öyle bir adam. Gidiyorlar. Mıtırıp efendi, saz sanatçısı, Mıtırıp efendi gel dua et bize. Lan ne anlarım ben şeyden diyor. Duadan muadan. Ben saz çalmaktan anlarım. Diyorlar falanca şeyh efendi söyledi. O falanca şeyh efendi söyledi deyince o mu söyledi? Evet. Onun hatırını kırmam diyor. Ama bir şartla gelirim. Bir şartla. Yanıma sazımı da alır öyle gelirim. Tamam diyorlar ya, yeter ki gel, yeter ki yağmur yağsın. Bizim derdimiz yağmurun yağması. Kim gelirse gelsin, önemli değil. Alıyorlar işte falanca gün, götürüyorlar araziye, yeniyor, içiliyor. Ondan sonra namaz vakti, namazlar kılınıyor. Sonra buyur efendi dua ediver diyorlar. Buyur efendi dua ediver. Sazımı getirin diyor. Millet elini açmış bekliyor. Sazımı getirin diyor. Aynı üstazın manzarası gibi. Üstaz da millet elini açmış bekliyor dua etsin diye. O da ben size bir hikaye anlatayım deyip de bu hikayeye başlamış. Allah'ımla ağısına falan dememiş yani. Direkt bu ben size bir hikaye anlatayım. Ya bazı insanlar vardır kalben Allah Teala'ya yönelir. Dili, bedeni ne tarafta olursa olsun gönlü yar ile olduğu için, yardan ayrılmadığı için yar da onu hiçbir zaman gönlünden geçirenle mahrum etmez. Gönlü yarda, bedeni ayarda olur bazı insanların. Asıl onlardan olmak lazım da. İşte ah nerede? Bizim dilimiz yarda, gönlümüz ayarda. Yani tam zıttına. Gönlümüzde çarşı, pazar, çarşı, ne? Ya her türlü dünyalık ne varsa hepsi geçiyor. Allah rızası için birbirimizin dilimizden de bu dökülmüyor. Allah rızası için şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan filan ediyorum. Sazımı getirin. Geliyor saz, eline veriyorlar sazı. Başlıyor vurmaya. Mıtırıp tarabe kelimesi, Allah alem, epeydir ben lügatlara bakmadım ama benim aklımda kaldığı kadarıyla kültür gibi bir manaya geliyor. Toprak, kültür vesaire manasına. Ozan diyoruz ya o. Mıtırıp dedikleri zaman o anlaşılıyor. Halk ozanı diyoruz ya. O şeyde çok, bu İç Anadolu'da bu Kırşehir taraflarında var ya, ne diyorlar onlara? Bozlak, bozlak. Bozlak. Ha. Bozlak diyorlar. Onlar aşık adamlar. Geldiği gibi söylüyor. Onların çoğunun duası kabul. Ben o memlekete gittim. Onlara bu hikayeyi anlattım. Bir hoşlarına gitti. Hocam bir daha gel dediler. Sazımı getir. Getiriyor sazını. Basıyor, vurmaya başlıyor. Sanatçı. Sanatçı. Sanatçı ne demek? Bir şeyi, hayalindeki bir şeyi elleriyle, zihniyle böyle bir bütünleşip bir şey çıkarmak değil mi? Mesela resim sanatçısıysa hayalindeki tasviri tuvale döküyor, renklerini oturtuyor, manzarasını oturtuyor. Bakıyorsun ki adam sanatını döktürmüş. Sanatçı. Halı sanatçısıysa kafasındaki şekli şeye döküyor. O model bizim yapardık eskiden. Çok para kazandım ben ondan. Böyle nokta nokta çizersin, renk renk çizersin. Dört renge indirgersin. O dört renkle çizersin modeli. Ondan sonra verirsin halı işleyenin eline. Halı çıkar ortaya. Bir bakarsın ki o onu bütünlediğin zaman dört parça renkler birbirine girer. Ama çok müthiş bir şey oluşur. Halı oluşur. Böyle acayip. Al beni der yani öyle. Seni çağırır. Renkleri güzel oturttuysan. Sanattır bu. Sanattır. Kimi sanatçı da sazlara vurur. Oradan hiç olmayacak sesler çıkarır. Kalpleri titretir.
Kimi sanatçı da kalplere vurur. Kalplere vurur. Böyle kurumuş testileri ihya eder, içini suyla doldurur. İşte üstad sanki içinizdeki mıtırıp benim diyor. Benim işim saz çalmak değil, benim işim kalp tellerine dokunmak. Yani kalp tellerine çalmak, oradaki bam teline vurmak. Oradan ses çıkarttırmak. Yani kalpleri diriltecek sanatçıyım ben demek istiyor Allahu Alem. Neyse diyor Mıtrip Efendi almış eline sazı, yağmur gelsin, yağmur gelsin. Sevgilinin hürmetine gelsin. Barambi, barambi, bir hürmeti yarambi. Yaranın hürmetine, sevgilinin hürmetine yağmur gelsin demiş. Üstad Kudüs'e sürü, daha bu hikayeyi bitirmeden bir yağmur damları dökülmeye başlamış. Bir an bir bakıyor ki daha hikayeyi bitirmedi. Bir tane adam kalmamış. Ama yağmur öyle bir hızlanmış ki göz gözü görmüyor. Hiçbir zaman parasolsuz, ceketsiz dışarıda gezmezdi. Yani yaz olsun, kış olsun gezmezdi. Diyordu parasoldan, ceketten dahi içeriye geçti. Vücudumdan su böyle akıyor. O derece yağmur. O zaman için 23 kilometreydi. Sonra 17 kilometreye düştü. Oradan Isparta'ya geliş yolları yaptılar. Şimdi bir daha yapmışlar. Bu son seferde bir gittim ben. Duble yapmışlar epey bir kısmını. Çok güzel olmuş. Eskiden kıvrım kıvrım bir yoldu. Böyle virajlı, çok acayip bir yoldu. Ağaçlar arasında. Çok manzarası çok güzeldi ama çok uzundu mesafesi. Yokuş çıkıyorsun, aşağı iniyorsun falan. Yürümeye başlıyor. Yok, kimse kalmamış ki. Kamyoncu ağa da bırakmış gelmiş. Arabasını dolduran kaçmış. Kimse kalmamış. Daha o hikayeyi bitirmeden millet kaçıyor. Kalıyor tek başına. Ya Rabbi diyor. Ya Rabbi, bu memlekette duası makbul zat olarak beni tespit ettin. Senin adını kullandılar diye belki senin duan makbul olur dedim. Bu adamlara, bu insanlara senin yüzünden Allah Teala belki rahmet verir diye acıdım, geldim. Sen de duayı reddetmedin, kabul ettin. Cezası gene beni buldu ya Rabbi. Nasıl bir iş? Her zorluğun içerisinde mutlaka Allah Teala'nın lütufları var. Bu Abdülfakir, Mısır'da aç kalmıştım ben. Aç kalmıştım. Üstad bir kitap göndermişti. Ehl-i Sünnet'in nazarı. İçerisinde de para vardı. Aç kaldım. Paramı çaldırdım. Yan kesici aldı paramı, götürdü gitti. Rüyasını gördüğüm halde yani. Rüyada gösterdiler şu adam paranı çalacak diye. Gösterdiler, uyandım, çıktım. Bilet almaya gidiyorum, uçak bileti almaya gidiyorum. Adam karşıdan geldi, adamı tanıdım ama nereden hatırlıyorum bir türlü çözemedim. Geldi paramı cebimden çekti gitti. Gördüm yani. Çekerken görmedim de adam bu nereden adam gitti aklıma geldi hop falan filan derken adam deparı vurdu gibi gitti, elimi cebime attım, yok para. Yani öyle göz göre göre gitti. İze ce'el kader umiyel basar. Yani kader geldiği zaman gözler kapanıyor. İşte aç kaldım evdeyiz ama hiçbir şey kalmadı. Pirinç falan, lapası bir şeyler yedim. 2-3 gün öyle idare ettim. Ondan sonra o da bitti evde. Param yok. Kimse derdimi bilmiyor. Gidecek kimsem de yok. O esnada kitap geldi. Hikaye uzun da kitap geldi. Üstad imzalamış. Rahmetli İbrahim Tokoğlu. O da bir not yazmış. O da birkaç kuruş koymuş. Geçmiş gün işte üstad 200 mark koyduysa 100 mark da o koymuş. O arasına 300 mark. Tam bana lazım olan para. Dönmek için lazım olan para. Öyle geldi ama mektubun başında ele tehzenenne ehel beliyye inne lirrahmani eltafun hafiyye. Asla ve asla sakın ha üzülme ey belalara giriftar kardeşim. Allah Teala'nın bil ki nice nice gizli lütufları var. Manası böyle. Ela tahzenenne ehal beliyye
inne lirrahmani eltafun hafiyye. Hani okuyoruz ya, elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezi enkada zahrak ve rafa'na leke zikrak fe inne ma'al usri yusran. İnne ma'al usri yusra. El usri kelimesinden sonra el yusri kelimesi gelmesi lazım normalde. Marife ise marife ile gelmesi lazım. Ama nekre ile gelmiş. Marife ile nekre Türkçe pek anlaşılmıyor ama marife bilinen demek. Şu adam dediğin zaman marife oluyor. Ya da adam dediğinde de şu, falanca adam kastediliyorsa, mesela biraz önce Said'den bahsettik. Adam dediğimizde herkes Said'i anlıyorsa o marifedir. El ile başlar. El er-racul diye söylerler. Tamam mı? Araplar. El-usri tek dolayısıyla. Yani zorluk, tek bir zorluk. İnneme el-usri yusran nekre gelmiş. Herhangi bir kolaylık. Herhangi bir kolaylık birinci yusran ile ikinci yusran ayrı ayrı değerlendirilir. Yani yusur kelimesi nekre geldiği için ilk yusur ile sonraki yusur mutlaka mutlaka ayrıdır. Ayrı ayrı yusurlardır. Ayrı ayrı kolaylıktır. Ama el-usri tek bahsedilmiş. Yani Allah Teala'nın sana verdiği herhangi bir darlık varsa, darlık varsa bil ki o darlığın akabinde senin gördüğün, göremediğin, bildiğin, bilemediğin mutlaka daha büyük, daha geniş bir kolaylık vardır. Bil ki bir kolaylık daha vardır gibi anlaşılsın. اِنَّمَا الْاُسْرِ يُسْرًا فَاِنَّمَا الْاُسْرِ يُسْرًا. İki yüsür ayrı ayrı değerlendirilir. Şimdi orada darda kaldı ya, bir bakıyor ki bir tane son model araba. O hengamede, o fırtınada, o yağmurda, o selseli götürüyor. Orada bir araba duruyor yanında. Açıyor camı. Delikanlı, hayırdır? Nereye gidiyorsun lan? Şimdi desem ki diyor, beni yağmur duasına getirdiler. Ben dua ettim. Ben dua ettim. Yağmur yağdı, beni bırakıp gittiler. İnanır mı? İnanmaz. Desem ki arkadaşlarımla yağmur duasına geldim. Dua edildi. Yağmur başlayınca arkadaşlarımı bırakıp gitti. O zaman da diyecek ki kesin sen bir halt işledin ki ondan bırakıp gitti. Öyle mi? Öyle. Dünyanın kuralı bu. Ne diyeceğim? Bırak lan demiş o da. O lan gir içeri deyince o da bırak lan demiş. Çok zengin bir adam. Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. Bırak lan. Yok demiş illa ki bincin. Bincin. Araban kirlenir. Yok önemli değil. Girmiş arabaya. İşte necesin, nasılsın, neredensin, şöylesin, böylesin derken Isparta'ya gelmişler. Ya demiş, ne biçim Anadolu insanısın sen? Anadolu insanının özelliği, bütün Müslümanların özelliği de aynıdır. Yani Araplar da aynı. Ve aralarında kaldığım için biliyorum. Doğudaki insanlar da aynı. Orijinalinde batıdaki insanlar da aynı. Balkanlarda da aynı misafirperverliği görürsün. Müslüman, Müslüman misafirperverdir. Yabancı birini gördü mü mutlaka bir şeyler yedirmek, içirmek ister normalde. Gavur adetini bize bulaştırmış. Şimdi kimse kimsenin derdini dinlemiyor bile. Eskiden bir eve gittiğinde evde sormazlardı. Ya bir şey ister misin diye sormazlardı. Bir şey istersin denmez. Ne varsa önüne koyarsın. Ne varsa Allah ne verdiyse. Tanrı misafiri diyor. Tanrı misafiri, Tanrı ne verdiyse onu verirsin. Allah ne verdiyse onu koyarsın Allah misafirine. Önüne koyarsın. Beraber yersin. Çorba da olsa o ayıplamaz gelen adam. Sen de ikram etmekten de utanmazsın. Normalde usul budur. Ve çok şerefli misafir geldiyse bir tane ufaktan bir davarda kesiverirsin. O da misafirdir diyor. Anadolu insana misafir. Sen diyor hiç misafirperverdir diyor. Hayırdır? Bir kahve içmeye bile almıyorsun beni. Diyor ki içimden, ya sen benim evimin içini bilmiyorsun ki. Yani benim ne kadar fakir olduğumu bilmiyorsun. Evde çay var mı onu bile bilmiyorum ben. Şimdi sen bu zenginlikle gireceksin, bunu beğenmeyeceksin, şunu beğenmeyeceksin. O zamanki evi de ben az çok hatırlıyorum. Bir tane oda vardı. Odanın ortasında bir tane perde vardı.
buradaki evi diyor. Perde vardı. Perde de çarşaf, yatak çarşafları var ya, onlardan birleştirme, dikilme, böyle yamalı gibi duran, böyle parça kumaşlardan yapılmış bir şeydi. Ortada duruyordu. Bu tarafı kitaplar vesaireler var. Kitaplarda tahtadandı. Bazı yerleri eksilmiş, işte kırılmış vesaire. Göndürle'den buraya taşınırken veya Atabey'den buraya taşınırken elma sandıklarının şeylerinden takviye yapılmış. O sandıkların tahtalarından takviye yapılmış. Öyle bir kitaplık var. Bir kısım kitaplarda kolilerin içindeydi hala. Ev dar. Bir tane odası var. Tuvaleti dışarıdaydı. Yarısı toprağın altındaydı. Kaldığımız evin. Kirada oturuyoruz. Bir şey yok ki. Fakiriz. Kümes gibi bir ev yani. Buyur dese ona göre. Neyse mecbur kalıyor. Buyurun diyor. Buyurun. Buyurun. Geliyor. Hacı annem Allah selametini versin. Bir tutam çay ayırmış. Ne olur ne olmaz. Her an Allah misafiri gelir diye. Yani asıl Anadolu kadını o yani. Öyle ayırmış. 2-3 tane de bisküvi bizden saklamış. Biz çocuğuz o zaman. Bizden saklamış. 2-3 tane bisküvi de koymuş böyle. Birkaç tane de kırtlama şekerin kırıntılarından var. Bir bardak çay, birkaç şeker, birkaç bisküvi parçası kırıntısı misafirin önüne koyuyor. Yani şimdi öyle gelirse fark etmez mi misafir? O da çok zengin. Bir zarfın içerisine koymuş, şöyle oturduğu minderin altına sıkıştırmış gitmiş. O gittikten sonra annem orayı toparlamaya geldiğinde bir bakıyor ki zarf var. Zarf okuyamıyor üzerine. Osmanlıca yazıldığı için okuyamıyor. Arapçası çok güzel annemin. Ama Osmanlıcayı okuyamıyor tam, çözemiyor o zaman. Bir feryadı figan, bir şey buldum, hayırdır diye. Üstad da o arada adamı uğurlamış, geri geliyor. Bakıyor ki hemen yetişeyim diyor. Gidiyor bakıyor ki adam gitti. Yok, adam yok. Alıyor, açıyor. Hocam, gördüm ki hem kitaplarından hem evine geldiğimde vakıf oldum ki sen hakikaten değerli bir insansın. Çok değerli bir insansın. Senin gibi bir insanın eline hocam buyur diye vermek rencide etmek olur. Biliyorum ki o şekilde versem almayacaksın. İki tane çocuğunu gördüm. Onların hatırına. Bunu reddetme. O iki çocuktan biri benim. Ablamla beraber ikimiz. 3 yaşında, 2 yaşında ya öyle. Bizim hatırımıza. Allah Teala üstazımıza, o Ali amcaya gani gani rahmet eylesin. Şu saatin hürmetine. Allah Teala İçimize cömertlik versin. Kalben yarla olup da bedenen ağyarlı olmayı da hepimize nasip etsin. Dualarımızı makbul etsin. Maddi manevi memleketimizi de bereketinden mahrum etmesin. Bilelim ki Allah Teala her bir darlık verdiyse mutlaka karşılığında bilemediğimiz yerden nice lütuflar verecek. Allah Teala sabırla beraber gelen zorluklara katlanmayı da hepimize nasip müyesser etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.